İSÜBİ TV canlı yayınımıza hoş geldiniz. Ben Isparta Uygulamaları Bilimler Üniversitesi öğrencisi Burak Genişol. Şimdiki konuğumuz Elektrik ve Otomasyon Bölüm Başkanı Tunal Turan hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Burak'cığım. Öncelikle herkese merhaba. Merhaba hocam. Biz Elektronik ve Otomasyon Bölüm olarak 3 tane programa sahibiz. Elektronik Teknolojisi Programı, Biyomedikal Cihazlar Programı ve Mekatronik Programımız var. Bugün bu programlar hakkında, işte bu proje sayesinde hem öğrencilerimize, şu anda yeni kazanan öğrencilerimize, hem de inşallah sosyal medya sayesinde gelecek yıl tercih sürecinde öğrencilerimizi aydınlatması anlamında bu tarz bir proje içinde bulunduğunuz için biz teşekkür ediyoruz. Projede emeği olan tüm arkadaşlarımıza saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Sana geçelim. Evet, sağ olun. Öncelikle biraz bölümünüzden bahseder misiniz hocam? Şimdi elektronik teknolojisi programının biraz geçmişine gittiğimiz zaman bizim programımız okulumuzdaki en köklü programlardan bir tanesi. İşte bu işte şu anda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi UKDE'si altındayız. Bundan önce Süleyman Demirel'di. İşte Süleyman Demirel'den önce Akdeniz Üniversitesi, hatta ondan daha öncesine kadar gidiyor bizimki. Yani Milli Eğitim'in o dönemler başlatmış olduğu işte bu yüksek öğretim enstitüsü dönemlerine kadar giden bir tarihimiz var, öyle söyleyebilirim. Tabii işte o zamanlar Isparta Mesleki Okulu diye geçiyordu. Zaman içerisinde bölümlerin artması, öğrenci sayılarının artmasıyla beraber teknik programların artması, Isparta Mesleki Okulu UKDE'sinde bu programları artık teknik bölümler olarak ayırıp teknik bilimler mesleki yüksekokulu altında elektronik ve otomasyon bölümü olarak şu anda öğrencilerimize ders veriyoruz. Şöyle söyleyeyim, elektronik kavramı tabii geçtiğimiz yüzyılların başında ortaya çıkan ve birçok meslek yüksekokulu programına nazaran ana bilim dalı özelliği taşıması nedeniyle işte bu program için şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. İşte geçmişi, bugünü ve geleceği olan bir program şeklinde konuşabilirim. Çünkü bir ana bilim dalı özelliğini taşımakta. İşte dediğim gibi çok genç bir ana bilim dalı. Yalnız daha dediğim gibi geçtiğimiz yüzyılların başında ortaya çıkmış çok genç bir bilim dalı. Tabii ondan önceki çalışmalarda genelde temel bilimler dediğimiz fizik, matematik, kimya gibi bilimlerin birleşim, işte oradaki yapılan çalışmaların oradan ortaya çıkan ürünlerin artık insanların bugün kullandığımız teknoloji cihazlarına kadar gelmesiyle oluşan bir program şeklinde düşünebiliriz. Genel anlamda işte biraz daha hani 1940'lar 1950'lere gittiğimiz zaman mesela ilk üretilen bilgisayarlar falan internette baktığımız zaman neredeyse kasasının bir oda büyüklüğünde olduğunu, üzerlerinde yaklaşık işte bu bizim diyot lamba ya da triyot lambalar dediğimiz işte 18 bin 20 bin tane lambayla donatılmış bir sistemden bugün geldiğimiz işte akıllı telefonlar teknolojisi, yapay zeka teknolojisi bazında düşündüğümüz zaman kendisini sürekli yenileyen, geliştiren bir dinamik program şeklinde düşünebiliriz. Şimdi tabii bizim bölümümüz altında dediğimiz, başta söylediğim gibi 3 tane programımız vardı. Elektronik teknolojisi var, biyomedikal cihaz teknolojisi var, mekatronik var. Bu 3 program içinde en eskisinden yenisine doğru ben size tanıtmaya başlayayım. Elektronik teknolojisi programı dediğim gibi geçmişinden biraz bahsetmiştik. İşte günümüzde de birçok alanda, işte hem endüstriyel hem sanayi anlamında düşündüğümüz zaman birçok alanda kullanılan elektronik cihazların işte üretimi, bakım onarımı, servisi, kablasyonu gibi işleri de öğrencilerimizi bu alanlarda teknik eleman olarak yetiştiriyoruz. Bundan biraz daha özeli diyeyim, yani biraz daha sektörel bazda indiğimiz zaman yine temel elektronik derslerinin yanında alan derslerine yöneldiğimiz biyomedikal cihaz teknolojisi programımız var. Burada da sağlık sektöründe kullanılan cihazların nasıl işleyiş tarzları, bakım onarımı, arıza giderilmesi gibi kısımlarda öğrencilerimize destek olduğumuz yine 2006 yılında kurulmuş bir programımız ve yine kurulduğu günden beri burada aktif olarak öğrenci alıyoruz ve her sene %100 doluluk oranıyla öğrencilerimizi burada ağırlıyoruz biz o bölümde de. Mekatronik, tabii o daha ismiyle güzel bir program. Genelde multidisipliner bir program diye geçiyor. İşte makina, elektronik ve bilgisayar alanlarının birleşimiyle oluşturduğumuz bir program. Ona da 2014 yılından beri öğrenci alıyoruz ve yine öğrenci aldığımız günden beri %100 doluluk oranına sahip. Dediğim gibi multidisipliner bir programa sahibiz diyeyim. Hocam peki bölümünüz kaç yıllık bölümünüz?
Bölümlerimiz bu 3 programımızda meslek yüksek okulu bünyesinde olduğumuz için 2 yıllık programlarımız. Bu anlamda işte öğrencilerimiz tabii buradan geçiş olarak, yani bazı öğrencilerimiz özellikle burayı basamak olarak kullanıp çok rahatlıkla 3 programımız için de söyleyebilirim. 4 yılla tamamlama imkanları var yani burayı. Müfredatınızda ne gibi dersler oluyor? Yani Şöyle söyleyeyim, elektronikle başlayayım ben, çünkü 3 tane bölüm olduğu için elektronikle başlayayım. Şimdi elektronik teknolojisi programında biz bölüm olarak 13 tane hocayız. 13 tane öğretim elemanımız bulunmakta. Elektronik teknolojisi programında bunların 6 tanesi kadro olarak yer almakta. Bunlardan bir tanesi benim. Beni ayırıyorum, çünkü ben teknik bilimci olduğum için kendimi elektronikçi olarak şimdi söylemem doğru olmaz. Öğrencilerimize bu 5 arkadaşımız, alanında gayet aktif, dinamik bu 5 arkadaşımız sürekli yardımda bulunuyorlar. Şimdi elektronik teknolojisi ana bilim dalı dediğim için başta da söylemiştim bunu. Bu programın müfredatını oluştururken elektronik ağırlıklı derslerimiz sık karşımıza çıkıyor. Temel elektronik derslerimiz var. Tabii bizim 3 programımız için de şunu söyleyebilirim. Biraz sayısal ağırlıklı bir programımız biz. Yani derslerimiz ağırlık olarak sayısal şeklinde geçmekte. Tabii öğrencilerimiz ilk geldiğinde bu derslere adapte olma konusunda, işte sayısal yeteneklerinin biraz zayıf olması konusunda biraz zorlanıyorlar, ama sonradan görüyorlar ki aldıkları eğitim, görmüş oldukları dersler ileride onların mesleki hayatlarında çok, aynen dediğin gibi, çok yararlı oluyor. Tabii zaten bizim de amacımız sektöre uygun, sektörün ara eleman ihtiyacını karşılayacak nitelikli ve nitelikli öğrenciler yetiştirmek olduğu için müfredatlarımızı bu şekilde oluşturmaya çalıştık. Tabii elektronik, şöyle hafif bir müfredatına bakarsak, temel elektronik dersleri dediğimiz işte doğru akım, alternatif akım gibi derslerimiz bulunmakta. Ölçme tekniği gibi, çünkü bizde ölçme de çok önemli bir kavram, gibi derslerimiz bulunmakta. İşte bunun yanında elektronik 1-2, işte bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli çizim, mikro denetleyiciler, mikro işlemciler, sensörler, dönüştürücüler ve bazı bilgisayar dersleri müfredatımızda bulunmakta. Dediğim gibi bu derslerimizin çoğu sayısal ağırlıklı ve müfredatlarımızı oluştururken mecbur bazı kurallarımız var. Tabii işte bizim bu zorunlu dersler dediğimiz, mesleki dersler dediğimiz ve seçmeli dersler dediğimiz paketlerden öğrencilerimize güzel bir müfredat hazırladığımızı düşünüyorum. Ve işte geçen sene başlamış olduğumuz bu 3+1 eğitim modelinde de tabii bu kadar hani ağır dersleri 3 döneme sığdırıp bir dönemde öğrencilerimize bu okuldan edindikleri teorik ve pratik bilgileri iş yerlerinde deneme imkanları sunuyoruz. Bunun da ilk meyvelerini bu sene, yani ilk öğrencilerimizi biz bu sene gönderdik. Elektronik teknoloji programı anlamında da şu andaki öğrencilerimizin yaklaşık tabii pandemi sürecinden dolayı da biraz bu sayı belki şey olabilir, ama şu anda 1/3'ü şu anda iş yerlerinde okulda görmüş oldukları uygulama ve pratik dersler için iş yeri eğitimine çıkmış bulunmaları. Yani. Bizim gibi aynı. Mezunlarınızın sektördeki durumu nedir hocam? Yani ne kadarı kendi branşında çalışıyor? Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi program program gideyim ben yine. Sadece elektronikten konuşmayayım. Elektronik teknolojisi programından mezun olan bir arkadaşımız için iş olanağı, iş sahası çok geniş. Yani herhangi bir elektronik cihaz üreten, herhangi bir fabrika, herhangi bir laboratuvar, herhangi bir atölye, ulusal ya da uluslararası herhangi bir kuruşta çok rahat bir şekilde ara eleman olarak iş yapabiliyorlar. İşte yerel anlamda düşündüğümüz zaman, işte bu radyo TV sistemleri kuran yerlerde, haberleşme sistemi kuran yerlerde, güvenlik sistemi kurulmuş, güvenlik sistemiyle uğraşan firmalarda çok rahat bir şekilde işlerini bulabiliyorlar. Ara eleman olarak çalışıyorlar. İşte biz her yıl genel anlamda da düşündüğümüz zaman, mesela biz tabii pandemi sürecinden önceden bahsediyorum, her yıl teknik gezilerimiz falan yapıyoruz. Burada da işte daha önce mezun olduğumuz öğrencilerin olduğu mekanları da ziyaret etmeye çalışıyoruz. Genel anlamda öğrencilerimizin iş bulma konusunda benim gördüğüm kadarıyla herhangi bir sıkıntı bugüne kadar yaşamadık. Özellikle zaten biz bunu dediğim gibi hem stajda hem iş yeri eğitimde çok rahatlıkla bunları bulabildikleri için bu konuda bizi, yani bu bölümü tercih edecek olan öğrencilerimize gönül rahatlığıyla bu bölümü tercih edebileceklerini söyleyebilirim size. Teşekkür ederim hocam. Zaten bahsettiniz mezun olduktan sonra nelerde iş bulduklarına. Evet. Başka eklemek istediğiniz bir şey varsa? Şöyle söyleyeyim, biraz da diğer programlarından bahsedeyim. Hı-hı. Şimdi biyomedikal cihaz teknolojisi programımız var. Biyomedikal cihaz teknolojisi programının müfredatından da kısaca bir bahsetmek istiyorum. Bu programda da temel elektronik derslerinin yanında tamamen sektörel bir
program olduğu için, sağlık sektörüne yönelik programlar olduğu için buna göre müfredatlar hazırladık. Mesela orada öğrencilerimize sağlık alanından bile derslerimiz var. Yani anatomi, fizyoloji gibi, ilk yardım gibi derslerimiz var. İşte tıbbi alanda en çok karşılarına çıkan bu tıbbi görüntüleme cihazları, tıbbi laboratuvar cihazları, ameliyathane ve yaşam cihazları, hep bu cihazları derslerimizde paket olarak bulunduruyoruz ve öğrenciler bu programdan mezun oldukları takdirde bu cihazların hepsini görerek, hepsine, hatta bizim şöyle söyleyeyim, hem elektronik teknolojisi hem de biyomedikal teknolojisi anlamında ayrı laboratuvarlarımız var. Yani elektronik teknolojisi laboratuvarımız ayrı, biyomedikal cihaz teknolojisi laboratuvarımız ayrı. Öğrencilerimiz derslerde almış oldukları teorik bilgileri laboratuvarlarımızda uygulama alanlarına çok rahat bir şekilde aktarabiliyorlar. Özellikle bu 2018 yılında işte Isparta Uygulama Bilimler Üniversitesi UKTES'inde derslerimizi vermeye başladığımızdan beri özellikle laboratuvarlarımıza, işte gerek rektörlüğümüzün desteği, gerek müdürlüğümüzün desteğiyle beraber laboratuvarlarımızı da genelde güncel tutmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin bütün teorik bilgilerini laboratuvar ortamında hem uygulama anlamında hem de deney anlamında çok rahat bir şekilde görebiliyorlar. Mekatronik programımız, dediğim gibi ismi biraz böyle son zamanlarda çok sık duymaya başladığımız programlardan bir tanesi. Mekatronik programımızda da bilgisayar, yani orada da 3 tane üretim elemanımız bulunmakta. Yine bu 3 elemanımızdan işte bir tanesi makineci, bir tanesi bilgisayarcı, bir tane de elektronikçi diyebilirim. Zaten elektronik kısmıyla ilgili eksiklerimizi de elektronik teknoloji programımızdan tamamlıyoruz. Hı hı. Bu mekatronik programı da işte bu gündelik hayatta tabii teknoloji sürekli geliştiğini zaten söylüyoruz. Bu teknolojinin gelişmesiyle beraber insanoğlunun ihtiyaçları da farklılaşıyor. Yani geçmiş dönemdeki yapılmış üretim teknikleri, tasarım teknikleri artık günümüzde neredeyse kullanılmıyor. İşte neredeyse bu süreçte bazı yeniliklere ihtiyaç duyuyorlar. Burada da mekatronik programı öğrencilerimiz, işte bu alandaki mühendis öğrencilerimiz devreye giriyor. Bunlar da yeni sisteme ayak uydurma anlamında yeni tasarımlar, yeni üretim şekilleri üreterek bu şekilde sektöre katkı sağlıyorlar. Yine buradaki mekatronik programımızda da işte mekatroniğin temelleri, malzeme teknolojisi, programlama, yani bilgisayarda programlama, değişik otomasyon programları için yararlı olacak programları öğretmeye çalışıyoruz öğrencilerimize. Kontrol sistemleri, imalat işlemleri, bilgisayar destekli çizim, hidrolik ve pneumatik, işte arıza analizi, güç kaynakları gibi derslerimiz mevcut. Yine buradan mezun olan öğrencilerimiz için de geniş bir çalışma alanı var. Ondan bahsedebilirim. Özellikle bu iş yeri eğitimin sürecince sektör içine girdiğimizde şunları gördüm. Özellikle ARGE amaçlı çalışan, yani proje tabanlı çalışan firmalar bizden mekatronik öğrencisi istiyor. Yani ara eleman olarak mekatronik programı mezunu öğrenci istiyorlar. Özellikle projelerin hayata geçirilmesi konusunda bu öğrencilerimizi çok rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. Yine mekanik ve elektronik sistemin olduğu birçok fabrikada bu öğrencilerimiz iş bulabiliyor. Yine kendi iş yerlerini açma imkanları var. Önü açık bir branş. Önü açık bir branş kesinlikle. Çünkü hem kodlama, işte devir artık yapay zeka devri, robotik devri. Bu alanlarda mekatronikçilerin çok sık kullanıyorlar ve iş imkanı sunuyorlar. Yeter ki buraya gelen öğrencilerimiz bizim vermiş olduğumuz teorik ve uygulama bilgilerinin yanına biraz da kendileri istekli olması, biraz kendilerine bir şey katma isteğinin olması onların önünü çok rahat bir şekilde açıyor diyebilirim ben size. Çok teşekkür ederiz hocam. Kırmayı buraya geldiniz. Eklemek istediğiniz başka daha varsa dinleyebiliriz. Yo, ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bugün elektrik ve otomasyon bölüm başkanı Tunahan hocamızla birlikteydik. Bölümle ilgili haberleri bize sundu. Yarın saat 11'de tekstil, giyim, ayakkabı ve deri başkanı Hasan Sinan hocamızla birlikte olacağız. Görüşmek üzere.